Gene devam edeceğiz. Şimdi o artık şey oldu. Yayını bombaladılar. Şimdi canlıdayız. Sabote mi edildi? Sabote. Sabote Sabotaj. ediliyor tabii. O sosyal medyanın son zamanlarda meşhur şeyi. Mesela birilerinin hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman o yayını sabote ediyorlar. Bu tabii birilerini rahatsız ettiğinden dolayı yapılıyor. Yapıyor birileri bunu. Şeyde kaldık. Medeniyet, Medine. Medine denilen şehir anlamı ama şehir demek yani yaşanılan yer anlamında Medine sözü kullanılıyor. Ve Medine sözünden de medeniyet anlaşılıyor. Ve millet sözü oradan türetiliyor. Millet yani Medine şehrinde Kabe'ye inananların ümmet anlamında kullanılıyor. Ümmet. Yani medeni millet dediğimiz zaman bunu ümmet olarak anlayacaksın Arapça karşılığında. Biz halkçıyız. En büyük liderimiz olan son 1000 yılın dünya üzerinde, son dikkat et, 1000 yıl diyor dünyada tek üstüne yok. Devrim yapan, uygarlığı bize yeniden öğretmeye çalışan Atatürk'ün sayesinde biz halkçıyız. Biz devletçiyiz. Biz yurtçuyuz. Biz kamucuyuz. Biz cumhuriyetçiyiz. Ve bunun yanında o bize şunu diyor. Köylü Türk milletinin efendisidir diyor. Ve bugün Türkiye'nin sosyal hayatına baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Köylü perişan, aç, tarlaları hacizde, elindeki traktörler hacizde, vergilerini ödeyemiyorlar. Aldıkları bankalardan kredileri ödeyemiyorlar. Halbuki Atatürk döneminde, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda köylüye ne kadar yardım edildi bir bilseler, köylü nasıl ayağa kalktı, ayağında yırtık pırtık olan çarık İskarpine döndü. Yani ayakkabı giydi. İskarpin denir eski tabirle. Ayakkabı giydi. Ayağındaki şalvar çıktı. Pantolon giydi. Ağzındaki söz, Arapça sözcükler değişti. Kısmen sırtına ceketini giydi. Boynuna kravat taktı. Kafasına şapka taktı. Ve bugün o köylü gerisin geriye döndü. Gerisin geriye. Osmanlı döneminin son dönemlerini yaşamaya başladı bizim köylümüz. Ve biz 1965-70'li yıllara kadar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydik. Bugün samanı dahi, samanı Bulgaristan'dan alıyoruz. Pamuğu Yunanistan'dan alıyoruz. Götü boklu Yunanistan. Ha? 776 milyon kilometre kare olan bu topraklar üzerinde biz artık hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Yetişmiyor. Ama şu var. Yunan'dan al, Bulgar'dan al, şuradan al, buradan al. Makedonya'dan getir. Ha? Ve benim köyüm sefil ve perişan. Neden sefil ve perişan? İşte burası da çok önemli. Çünkü Atatürk diyor ki soracaksın, sorgulayacaksın diyor. Neden? Neden? Ben bu duruma düştüm. Sen sandığa gidiyorsun, oy veriyorsun. Kime oy veriyorsun? İslamcılara oy veriyorsun. İslamcıları kenara itele. Kime oy veriyorsun? Demokratlara oy veriyorsun. Kimdir demokratlar? Emperyalistlerin oyuncağı olan siyasilere oy veriyorsun. Peki be kardeşim. Demokrasi, demokrasi diyoruz da biz Atatürk'ün sözlerini niçin dikkate almıyoruz? Kamutay demiyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Bunu çevirdiler sonra da. Kamutay demiyoruz. Biz niçin halkçıyız demiyoruz. Neden biz komünistler devrim derler. Biz komünist miyiz deriz. Neden? Biz devrimciyiz. Yeryüzünde gerçek anlamda devrimci bir ulus varsa inan bana, bak ulus diyorum. Evet. Yeryüzünde devrimci gerçek anlamda bir ulus varsa Türk ulusudur. Devrimcidir. Zaman zaman çok büyük devrimler yapmıştır Türkler. Ama bir takım yabancı inançlar içimize girdiği zaman o devrimler akamete uğramıştır. Geri kalmıştır. Şimdi biz sözün anlamıyla gerçekten devrimci bir ulusuz. Ama şu var, bugün artık devrim diye bir şey yok. Köleleşme dönemindeyiz. 90 senedir biz köleyiz. Evet. Kimin? Batı'nın. Atatürk hiçbir zaman Batı'nın kölesi olmamıştır. Batı'ya hep uzak durmuştur. Sizler muasır milletler seviyesine çıkacaksınız demiştir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Muhtaç olduğun kudret Allah'tadır demiyor Atatürk. Evet. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Yahu kardeşim sen bunu okumuyor musun? Ey Türk gençliği. Bu bir Kur'an'dan üstün bir veciz sözler. Sana söylüyorum. Ey Türk genci. Evet. O analiz et sözcükleri. Analiz etme şeyi de yok yani. Kabiliyeti de yok. Mesela okulda, ilkokulda, ortaokulda bunları sana ezberletirler. Ama öğretmen hiçbir zaman şunu söylemez. Çocuklar, bu sözcükleri analiz ediniz. Araştırınız. Evet. Ne demek istiyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken sana bir şey söylüyor. Ama sen bunu anlamaktan o kadar aciz bir düşünceye evet. sahipsin ki inanılmaz derecede bunu anlayacaksın, analiz edeceksin. Türk evladı diyor, ey Türk evladı, Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini, o günkü dille söylüyor bunu, muhafaza ve müdafaa etmektir diyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Seni yönetenler gaflet ve delalet, hatta ihanet içinde olabilirler. 90 senedir ihanet içindedir bizi yönetenler. 90 sene. Evet. Yapılmış olan bu topraklar üzerinde uçak fabrikası Belçika daha götünü toplamazken 800 tane Belçika'ya uçak satılmıştır. Belçika'ya uçak satarlar. Kim? Atatürk dönemi. Ve o uçak fabrikasını 1950'de toprağa gömerler, üstünü toprakla örterler. Demir çelik fabrikalarını, tütün fabrikalarını, pamuk bez fabrikalarını, kağıt fabrikalarını kuranlar bugün o fabrikaların hepsini yabancılara satmışlar. Bugün. Evet. Neden? Biz Türk evlatları neden bunları düşünmüyoruz? İşte elhamdülillah ibadetini yap, Allah'a sığın, Allah'a sığın, yalvar, yakar, sana yardım etsin. Ya senin aklın var, fikrin var, sen çalışkan bir adamsın, çalış da kendi kendine yardım et. Sen medet ya Resulullah deme. Medet ya Resulullah. Niçin diyorsun? Kendine de kalk. Taş kır. Evet. Ha? Hambalık yap. Ama yok. Topla. Şimdi duygu sömürüsü. El açıp bir yerlerden mucize bekleme. Halbuki mucize beklemek yerine yani hiç kimse Atatürk bir yerlerden mucize beklemedi. O kendi mucizesini yarattı. Hayır. Evet. Aynen kendi mucizesini yaratmıştır Atatürk. Ama şu var. Şu var. Bak burası çok önemli. Oku. Muhammed'e bile Cebrail geliyor diyor ki oku Muhammed diyor. Ben okumasını bilmiyorum diyor. İkra bismi rabbike.
Allah'ın adıyla oku ya Muhammed diyor. Cebrail onu bir kucaklıyor, bir sıkıyor. Muhammed bülbül gibi okumaya başlıyor. Yahu siz kimi kandırıyorsunuz? O hocalar, o imamlar, o biat kültürüyle önünde eğilenler, nasıl inanıyorsunuz bunlara? He? Nasıl inanıyorsunuz? Değil mi? Ya kardeşim, Türk ol ya, Türk ol. Bugünkü tabirle söylüyorum. Türk ol, Türk. Evet. Türk gibi düşün. Neden ve niçin? Sen kimsin? Kimsenin elini öpmeyeceksin. Biat etmeyeceksin. El öpmek biattır. Aa bak o konuda mesela Atatürk'ün videolarını izleyenler Atatürk mesela İzmir'e geldiği zaman tekrar ziyarete geldiğinde ya da Nazilli'ye basma fabrikalarını bakmaya gittiğinde orada elini öpmeye kalkanlara tam böyle elini tutup öpenlere böyle eliyle böyle itmiştir o eli. Öpme. Yani benim elimi niye öpüyorsun? Yani, biat kültürü. Yani biat etme bana diyor. Niye elimi öpüyorsun sen benim? Ve Atatürk böyle o elini öpmeye çalışanların elini böyle ittirir yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Aynen de öyle olmuştur. Ama şu var. Sen ancak sıkıntıdan dolayı annenin, babanın, atanın, dedenin, nenenin elini öpersin, kulaklarını öpersin, o kulaklarsın. Bu başka bir şey. Hı hı. Ama onların aile farklı bir şey. Elini öpersin. Ak kültürüdür. Onlardan bize geçmiştir. Biz şimdi elimizi el pençe divan dururuz. Kimin karşısında? Senin seçtiğin, seni temsil edecek olan adamın karşısında ellerini bağlarsın. İşte efendim bir maruzatım var. Size söyleyebilir miyim? Söyle oğlum. Ne istiyorsun bakayım? Der. Seni ezer. Anladın mı? O ne? Meclisteki milletvekiller kim ya? Bakan dediğin adam kimdir? He? Osmanlı benden fazla ileri. Osmanlı zamanındaki biat ve kulculuk geri geldi. O Vahdettin Abdülhamit ne diyor mesela? Ya 35-40 yaşında adam karşısındaki 80 yaşındaki adama diyor ki söyle evladım, söyle kulum. Kulum diyor. Şimdi tabii ben Osmanlı'ya girmek istemiyorum. Osmanlı Türk soyuna bugünkü tabirle Türk soyuna en büyük ihanetleri yapanlardan ikincisidir. Çünkü bizim halkımızın arasında bir tabir vardır. Bir çocuk, bir adam, bir kadın bir yanlış yaparsa ne deriz biz? Adılan, yılan mısın sen? Deriz. Yılan. Yılan. Yılanı biz aşağılarız. Anladın mı? Evet. Şimdi bu aşağılık ismi, yılan ismini Ertuğrul oğul, Türeme, oğul, Türeme'dir, oğlu Osman. Osman mıdır ismi? Osman'ın anlamı nedir Arapça'da? Yılan yavrusu. Yılan yavrusu. Peki çocuğun esas ismi nedir? Otman, Odeman. Yani ateş adam. Evet. İslam'a bulaştırılıyor, Müslüman oluyor, adını Osman koyuyorlar, yılan yavrusu oluyor ve bu yılan yavrusu kendi ulusunu sokuyor. Yavuz adı üstünde. Neden Sungur değil? Neden Alp değil? Neden Kartal değil de adı Yavuz. Yavuz'un anlamı nedir? Kötü demektir. Evet. Hırsız demektir. Katil demektir Yavuz. Hatta atasözü vardır bizde.
Bilirsin. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Hırsız. He? Yavuz Sultan Selim, Orta Asya'dan getirilmiş olan, İslam'la karışan, Şiilikle karışmış olan Alevilik inancının sahip olanların kafalarını koparmıştır. 40 bin Türkmen çocuğunu, Alevi kökenlileri katletmiştir Yavuz Sultan Selim. Neden? Hanefi olsun diyerekten. Hanefilik ne demektir? Hanif. Anlamı nedir Hanif'in? Put demektir. Puta tapma demektir. İlla da illa Hanefi olsun diyerekten Hanefi mezhebine girsin. Tabii bize şimdi mezheptensin. Ben Hanefiyim derim. Hani gururla söylerim Hanefiyim. Yani puta tapanım ben. Ha? Ben puta muta tapmam. Ben bir tek kişiye tapıyorum. O da benim eşim. Onun huzurunda eğilirim. Neden? Çünkü bu evrenin içerisinde yaratıcı olan o. Evet. Ben değilim. O bana bir canlı varlık, canlı hediye ediyor. Ha? Kendi sütü, kendi kanıyla besliyor, büyütüyor, ahlak veriyor, terbiye veriyor. İnsanlığın meziyetlerini, insanlığın meziyetlerini ona öğretmeye çalışıyor. E böyle bir kişinin karşısında ben eğilmeyeceğim de kimin karşısında eğileceğim? Hani bu yüzden ne Hanefi'yim ne Alevi'yim. Zavallı Aleviler de Alevi'nin ne olduğunu bilmezler. Evet. Alicilik sanıyorlar. Aleviler evet. Alicilik evet. sanıyorlar. Halbuki Alicilik değildir o. Türkçemizde heceli bir dildir bizim. Türkçemiz al evi. Dikkat et. Bak ikiye. Al evi. Alevi. Alevi. Al evi. Nedir o? Al nedir? Işık demektir. Kırmızı. Evet. Peki ışık ne demektir? Aydınlanma. Aydınlık manasına gelir. Bilgi evidir orası. Ve orada Türklüğü aşılarlar. Türklük vasıflarını aşılarlar. Hı-hı. Ama ne yazık ki son dönemler, Osmanlı'nın son dönemlerindeki dedeler, dede denir onlara, bu dedeler yanlış bir takım bilgilerle cehaletinden dolayı Alici oluverdiler. Ali ile hiçbir alakaları yoktur bunların. Evet. Orta Asya'dan getirdikleri Türk inanç kültürüyle yoğrulmuşlardır. Burada İslami kültürlerle beraber onlar yoğrularak Şii, bir kısmı da Şiiliği benimsemiştir Alevilerin. Hı hı. Bir kısmı da Şafi olmuştur ki Şafilerle Kürt derler her adamı. Ama şu var. Ne yazık ki biz Türk kültüründen, Türk inancından tamamen uzaklaşmışız. Uzaklaştırıldı. Evet. Bir 15 sene kendimize gelelim dedik. Titre dedi. Titredik. Gelir gibi olduk. Ama ne yazık ki Tornistan gerisini geriye yaptık. Hani eski tabirle rehavet, uyuşukluk, miskinliğin içine girdik. Hı hı. Miskinliğin içine girdik. Ve biz her şeyimizi unuttuk. Evet. Bugün Batı devletlerinin kölesi durumundayız şu an. Bu yeryüzünde ilk defa hı-hı. Evet. Hı-hı. Yeryüzünde ilk defa atomu icat eden biziz. Bu söylenmiyor ama. Atomu icat eden. Aa. Yani maddenin evet. en küçük parçası. Evet. Bulan biziz. Türkçe ismi de çitindir. Çitin. En küçük maddenin parçasının adı çitindir. Nerede bulunmuştur? Çin'deki o beyaz piramitler var ya. Hani 300 metre yüksekliğinde. Bilmiyorum biliyor musun? O piramitlerin bulunduğu yerde biz çitini bulmuşuz. Fakat matbaayı biz icat etmişiz. Gutenberg matbaayı icat etmiştir. Osmanlı Gutenberg'den almıştır matbaayı. En sonunda
o Yahudi çocuğu, Yahudi çocuğu hangi en küçük nasıl bulundu? Daha yakın keşfedildiğinde ve o kitap 4-5 kapak şu an İngiltere Müzesi'nde saklanıyor. Evet. Bize verilmiyor ya o kitap. Kitaptan 3-5 yaprak İngiltere Müzesi'nde duruyor. Verdim ben. Şimdi yeryüzünde insanlığı, teknolojiyi, her şeyi biz icat ediyoruz. Ama ne yazık ki biz son gelişmelerini Batı'dan öğreniyoruz. Evet. Ve canım, Türkler, Müslümanlar demircilik yapamaz. Hayır, günah. Müslümanlar fırıncılık yapamaz. Ekmeği mi çiğneyeceksin? Yapmayacaksın. Hiçbir şey yaptırmadılar. Hı hı. Matbaayı bile biz 300 sene sonra 300 sene sonra matbaayı geriye aldık. Topraklara getirdik matbaayı. Bazı kitaplar orada basıldı. El yazısıyla yazılıyordu. Ha? Neden? Adam uçuyor. Şimdi hani televizyonda seyrediyorum. Amerikalılar olsun, diğer Avrupalılar gençlerden havada uçuyorlar. İlk defa biz uçuyoruz havada. Ha? Evet. Biz uçuyoruz. İyi de o uçan adamın kafasını kesiyorlar. Füze yapıyoruz, biz yapıyoruz füzeyi. Adamın kafasını koparıyorlar. Peki denizaltı yapıyoruz. Denizaltı, inanır mısın? Padişahın çocukları sünnet olacağı zaman İstanbul'da, Haliç'te sarayın önünde denizaltı denizin dibinden çıkıyor yukarıya. Hı hı. Kapaklar açılıyor. Çengi denilen dansözler, hokkabazlar içinden çıkıyor. Milleti eğlendiriyor. Hı. Denizaltıdan. Evet. Tarih bu. Ben söylemiyorum ama. Ben okuduğumu söylüyorum. Hı. Yaptığım araştırmalarda. Peki denizaltıyı biliyorsun da neden geliştirmiyorsun? İşte bütün mesele burada. Bizi geri bırakan nedir? Bizi geri bırakan İslam. Evet. Çünkü sen Allah gibi bilgilere sahip değilsin. Allah'tan öteye geçemezsin. Ha? Önünde bir baraj var. Allah sözü var. Ha? Sen kendini Allah'la eş mi görüyorsun? Derler. Diyorlar. Evet. Peki Allah kim? Nasıl bir düşüncedir? Bu negatif düşüncede nasıl bir varlıktır bu? Onu bana hoca anlatsın da bizlere, biz de öğrenelim. Hı-hı. Ama anlatamıyor hoca bunları bize. Evet. Neyse. Şey de var. Şimdi konu değişti ama şu. Aslında Aleviliği ben ciddi anlamda zaten ele alacağım onu özel olarak. Ama Aleviliği aslında dinleyen Aleviler de var şimdi burada. Hani kendine Aleviyim diyen ama Alevi değil aslında. Onlar Alici, yani Aliyeci, Alicilik yapıyorlar. Şimdi mesela Karayim Türkleri. Karayim Türkleri. Parantez, bir parantez. İzmir'de Rıza Bektaş adıyla bir dede var. İdi. Bir zamanlar İzmirli eğer olan Alevilerden beni dinleyenler varsa Rıza Bektaş'ı bilirler. Ben Rıza Bektaş'la oturdum vakti zamanında. Oturdum ve konuştum. Birçok konular aramızda geçmesine rağmen Rıza Bektaş şaşırdı. O yaştaki, genç yaşımdaki o çocuk, yani ben, bu konuları nereden biliyorsunuz siz dedi. Nereden biliyorsunuz? Aleviliğin alicilik olmadığını
Rıza Bektaş bize öğretti, anlattı. Hı hı. Alicilik olmadığını. Orta Asya'daki Türk inançlarının bütün verilerini o bize anlattı. Rıza Bektaş. Hı hı. Bu bir Alevi dedesidir. Başka bir dede de var. Kur'an'dan sure okuyor. Rıza Bektaş'ın muhalifi olan dede. Ama hı hı. şu var. Gerçek dedeler konuyu çok iyi biliyorlar. Ama bilmeyenler, cahil olanlar apayrı bir konu. Neyse, buyur. Şimdi İslam'ı da yaşayabilirler diyelim. Hadi diyelim yaşıyorlar. Ama Alevilerdeki mesela benim gördüğüm sıkıntı bu işin içine Ali'yi katmaları. Mesela ben Karayim Türkleri, evet. Musevi Karayim Türkleri. Ben ciddi şekilde Karayim Türklerine hayranım. Musevi Karayim Türklerine neden dolayı? Bunlar Karayim Türkleri. Şimdi bunlarla ilgili de zaten makale hazırlıyorum. Şimdi Karayim Türklerinin bir güzel tarafı var. Bunlar Museviliği alıyor ama Tevrat'taki 10 emir yasası. 10 emiri alıyor ama Talmud yasalarını kabul etmiyorlar. Ve mesela şimdiki Alevi olduğunu söyleyen Aleviler diyorlar ki işte biz İslam'ın özünü yaşıyoruz. Ali bizim işte bla 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 anlatıyorlar. Ama Karayim Türkleri mesela dediğim gibi Musevi, Tevrat'ın 10 emrini alıyorlar. Talmud yasalarını kabul etmiyorlar. Ve Karayim Türklerinin bir güzel özelliği var. Bu özelliği şu. İsrail'de de ezan okunuyor. Ve İsrail'deki okunan bu ezan denilen ibadete çağrı amaçlı yapılan olayda söz şöyle başlıyor. Nasıl hani İslam'da Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor. Musevilikte de işit, ey İsrail işit Rabbinin çağrısını derken Karayim Türklerinde işit, ey Karayim işit Tengri'nin çağrısını. Onlar Rab demiyor. Evet. Tengri diyorlar. On emiri kabul ediyorlar. Bunun içine Yahudi kültürünü sokmuyorlar. Kendi kültürlerini yaşıyorlar. Ve çok enteresan, dünyada şu an Türk dili üzerine aşırı derecede çalışma yapıyorlar. Polonya'da ortaklaşa Polonya'daki Türklerle bir enstitü kurmuşlar. Türk Dil Enstitüsü. Ve bunların amacı Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk tarihini gerçek yönleriyle anlatma. Ve çok ayrı bir özellikleri daha var. Tengri inancındaki bir takım bu Tanrı olarak kabul edilmeyen, sadece sembolize olarak kullanılan bir takım şeyleri mesela mezarlıklarında kullanıyorlar. Mesela şu Nardugan Bayramı'ndaki akçam ağacı nasıl bir simge ise onların da mezarlıklarında yine aynı şekilde var. Ama en güzel tarafları Türkçe konuşmaları, ibadetlerini Türkçe yapmaları, dualarını Türkçe yapmaları, sadece 10 emiri esas alıp geri kalan İsrail yasalarını, kültür yasalarını almamaları. Ama şimdi Alevilere baktığımız zaman tamam İslam'ın özünü alsınlar ama bunun içine Arap'ın oğlu Ali'yi niye katıyorlar? Türk kültürü olsun. Evet. Ve aydınlanmak yerine dediğimiz gibi o Alevi, yani ışık evi, aydınlanma evi, bu neden dolayı şimdi artık çok az sayıda aydınlanıyorlar. Ben öyle görüyorum çünkü. Baktığım zaman ben Alevilerde mesela şunu hiç görmedim. Talkan ve Cürcan katliamlarına üzüldüklerini, yas tuttuklarını görmedim. Ama
Arap'ın oğlu Ali için gözyaşı dökebiliyorlar. Arap'ın oğlu Ali'nin oğlu Hüseyin için yas tutabiliyorlar. Ama hiç Hocalı katliamında görmedik ya da Talkan ve Cürcan katliamında bunlar da göremedim. Yani Türk kültüründen biraz var ama en önemli kısımları yok. Yani orada Arap'ın oğlu Ali ve onun oğlu Hüseyin, Hasan, bunları da koymuşlar işin içine. Ama halbuki bunları koymadan İslam'ın içindeki de aynı Karayim Türkleri gibi, yani mesela amca kızı, hala kızı, dayı kızı, teyze kızıyla evlenmek, evlatlarının boşadığı evlatlık edindiğin çocuğun boşadığı karısını nikahlamak, bu gibi saçmalıkları çıkar. Yani bunu yapıyor. Bunları çıkar. Bunun içinden gerçekten bir tanrı mesajı olduğunu ya da bir yaratıcının mesajının olduğu şeyleri aynı Karayim Türkleri gibi alsalar, kendi kültürlerinden yine kopmadan, ki kopmuş değiller yine zaten, ama hafif bir oynama var gene. Yani bu Alisiz Aleviliği, ben şimdi bunun üstüne bir araştırma yapıyorum. Alisiz Alevilik. Ali yok. Alisiz Alevilik. Çocuğuna isim takmış. Benim elimde mevcut. Hı hı. Çocuğa isim takıyor Aleviler. Ne diyor? Ali'nin köpeği. Çocuğa isim takıyor. Ali'nin köpeği, gel buraya. Ha? Var mı böyle bir şey? Bir Türk evladı asla ve asla böyle sıfatların içerisine asla girmez. Çünkü bu bir biat kültürüdür. Hı hı. Aşağılama bir kültürüdür. Türk evladı yeryüzünün yaratıcı tarafından yaratılmışların en mükemmeli Türklerdir. Ama ne yazık ki, o da bugünkü tabiri kullanarak söylüyorum, Türkler diyorum, o inancın sahibi sıfatlandırılmış şekliyle bizler yeryüzünün en mükemmel insanlarıyız. Evet. Fiziken de mükemmeliz. Evet. Kısmen akıl olarak da başka coğrafyalarımızda bizim soyumuzdan olan insanlar, hele geçmişimizde çok akıllı insanlar vardı. Ama bugün biz her şeyimizi kaybettiğimiz için, kendi kültürümüzü kaybettiğimizden dolayı bizler köle durumuna itildik. Evet. Maalesef. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ha, şu var. Şu an senin vasıtan da bizi dinleyenlere ancak şunu diyebilirim. Bugünkü tabirle Türk olduklarını asla ve asla unutmasınlar. Doğacak çocuklarına veya torunlarına Türkçe isim taksınlar. Evet. Türkçe. Arapça isimler kullanmasınlar. Çünkü cebinde taşıdığı hüviyet, nüfus kağıdı onun kimliği değildir. O araba ruhsatı gibidir. Bu şuraya da, şu coğrafyada oturuyorsun, bu coğrafyanın sen adamısın anlamındadır o. Bir ruhsattır. Hı hı. Ama kimlik ismidir. Mesela ben Almanya'nın Hannover şehrinde, bana dediler ki transportluk yapar mısın? Yaparım dedim. Transportun ne olduğunu bilmediğim için, gençlik yıllarımdan bahsediyorum, yaparım dedim. Meğer hamballıkmış transport. Tren vagonlarından makina indiriyorsun. Hı hı. Uzun bir platform var. Platformun üstünde mübalağa etmeyin, 50-100 kişi adam var. Ama çeşitli milletlerden insanlar. Mayıslar bağırıyor da, Ali dedi. Ben de fırladım hemen ayağa. Bakayım dedim, bu Türk kim? Nerede? Ama Ali'nin Türk olmadığını biliyorum da, tabii genel olarak, hı-hı, Türkler Ali ismini kullandıkları için, anladın mı? Ben de dedim bir bakayım kim bu? 40 tane Ali kalktı ayağa. Afganlı Ali, Tunuslu Ali, Cezayirli Ali, kılık kıyafetine bakarsan şalvarlı, entarili, sarıklı bir sürü adam. Hangisi bunun Türk? Ama Atilla Türk'tür. Evet.
Hungarya. Onu da Münih'te yakalamıştım. Atilla deyince birisi Türk, birisi ne gidiği belli olmayan negatif dünyanın sinci soylu insanları orada adı Ali. Türk mü o? Hayır değil. Peki Ali Türk mü? Hayır değil. Değil. Hasan Türk mü? Değil. Ömer mi Türk? Değil. Fatma mı Türk? Değil. Hatice mi Türk? Değil. Ayşe mi Türk? Hayır değil. Hiçbirisi. Ama Ece dersen, Tomris dersen özböz Türk çocuğudur. Kızına. He? Evren dersen çocuğuna o da Türktür. Ama Yavuz dersen Yavuz Türk değil. Fatih dersen Türk değil. Ne yazık ki o Büyük Osmanlı denilen o imparatorluğun çocuklarının hepsinin ismi hepsi yabancı. Evet. Arap. Aynen öyle. Neyse. Tarih Fatih Sultan Mehmet'i yazdı. Onu yazdı. Sen şimdi çok iyi bileceksin. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde heykeli olan, karadan gemileri aslında ilk yürüten Aydınoğlu Gazi Umur Bey'i yazmadı. Gazi şimdi, Emir yani Gazi Umur onun adından geliyor. Evet. Ve kendisi kaptandı, evet. Denizciydi. Ve karadan tabii, gemileri tabii, tabii. Türk tarihinde aslında karadan gemileri ilk yürüten oydu. Sadece Fatih bunu evet. Kopyaladı. Ama tarih Fatih'i yazdı. Ama Gazi Umur Bey'den, Gazi Emir'den hiç bahsetmedi. Aydınoğlu Umur Bey'i yazmıyor. Evet. Aydınoğlu Umur Bey. Sadece o mu? Turgut Reis denilen bir adam var. Evet. Manisa'da. O da bir ilçe adı. Turgut Reis. Yo, İzmir'de miydi, Manisa'da mıydı? İzmir'de. Hayır. O kasabanın ismi. Kasabanın ismi denizci bir amiraldir bu. Bugünkü tabirle kaptanı Derya'da birisi. İspanyollarla savaşırken bu Cezayir'de olacak hatırladığım kadarıyla ya Libya civarında bir körfeze giriyor. Gemilerini hem dinlendirecekler hem tamir edecekler. İspanyollar baskın yapıyorlar. Boğaza gemilerini dayıyorlar. Çıkışı engelliyorlar. Turgut Reis de gemilerini kızaklarla karadan denizin öbür tarafından denize indiriyorlar. Turgut Reis de indiriyor. Ama tabii bunu tarih yazmadı. Sadece Fatih'e mal ediyor. Ama şu var. O denizciler, başka adamlar, denizcilerimiz, bütün Akdeniz'i, Hint Okyanusu'nu, Atlantik Denizi'ni kendi hakimiyetleri altına alan adamlar. Evet. Amerika kıtasını Kristof Kolomb keşfetmedi. Piri Reis keşfetti. He? Evet. Piri Reis. Ama bu dahi anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Bu millet bilmiyor. Piri Reis kimdir? Amerika kıtasını Kristof Kolomb mu? Amerikan Vespucci mi keşfetti? Piri Reis. Haritalarını çizmiş. Elimde mevcut o haritalar. Ama bize bizim tarihimizi öğretmiyorlar. Evet. Bizim tarihimizi. Bu biz çünkü şey var. Çift başlı kartal. Bu çift başlı kartalı evet. Biz Bizans'ta, Roma'da, hatta Yunanistan'da şu an kiliselerde de vardır. Sarı renk bayrak üstüne çift başlı kartal. Şimdi bu çift başlı kartal Selçuklu'da da var. Ama bu çift başlı kartal hep eski Türk
bugün ortaya çıkan arkeolojik kazılarda hep Türklerde çıkıyor. Bize tarihi mesela Bizans'ı hep Türk düşmanı olarak gösterdiler ama bu acaba bizim Müslüman olan toplum bu Bizanslıları, Bizans dediğimiz Atikalıları aslında Helenik de değil daha geçmişi Atikalıları yani Atinalıları Hristiyan oldukları için mi acaba Türk değil gibi göstermiş olabilirler mi acaba diyorum. Mesela Yunanlılar için mesela şöyle bir şey de diyorlar. Kendilerini İtalyan zanneden Türk. Evet, doğru. Doğru lan. Şimdi bu Bizans ve Roma Şimdi bayrakları aynı. Ve Selçuklu'daki çift başlı kartal da aynı. Bir başı batıya bir başı doğuya bakıyor. Bizans İmparatorluğu daha kurulmadan önce orada Türkler vardı. Yapılan kazılardan Türk eserleri çıkıyor. Onları imha ediyorlar, yok ediyorlar. Evet. Çünkü neden? Bizanslılara mal etmek için. İlk defa o topraklarda Türkler yaşıyordu. Evet. Bizans'ta. Bizans denilen İstanbul'da, o Boğaz bölümünde Türkler yaşıyorlar. Sonra Hristiyanlaşan Türkler var. Hristiyanlaşan Türkler var. Onlar yabancılaşıyor. Mesela Rum diyoruz biz, değil mi? Kimdir Evet. Rum? Hristiyanlar. Rum. Hayır, Rum sözü Türkçe. Evet. Bakımlı yer demektir, bayındır demektir. Rum eli diyorsun. Türkçe'de el ve il devlet demektir. Rum ili, Rum eli, Müslüman Türkler bu topraklara girerken buraya Urumeli diyorlardı. Anadolu diyorlardı. Urumeli diyorlardı. Burada Hristiyan Türkler vardı. Hristiyan Türkler yaşıyordu. Ama sonradan baskılarla İslamlaşan Selçukluların vasıtasıyla, Karahanlıların vasıtasıyla İslamlaşan Rumlar da var burada. Bunlar Müslüman oldukları için adını Rum sözü iptal edilmiştir ama Selçuklular, Kayılar, Oğuzların bir kolu, Osmanlılar denizin öbür tarafına geçmeye kalktıkları zaman Balkanlara Urumeli dediler. Hala düne kadar da İstanbul'un karşı yakasına Rumeli yakası denirdi. Sonra bu Rumeli yakası ortadan unutuldu, kaldırıldı. Trakya dediler. Trakya lafı da kalktı. Şimdi ne diyorlar? Avrupa yakası. Evet. Nedir Avrupa? Avrupa ile Asya'nın bir sınırı vardır. İtalyan Alpleri, Avusturya Alpleri Macaristan'a doğru, kuzeye doğru döner. Kuzeyden batıya doğru şöyle hafif bir kavis çizer. Bunun batı tarafı Avrupa'dır. Doğal tabii sınır. Coğrafya sınırıdır. O sıra dağlar Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırır. Ha, bunu siyasal olarak böyle düşünmüyorlar. Ticari kafalarla Avrasya diyor. Avrasya diye bir şey yok ki. Balkan Asya var. Balkan Asya. Çünkü Balkanlar Asya'nın bir parçasıdır. Anadolu denilen bu toprak da Büyük Asya'nın ön parçasıdır. Ön Asya'dır bunun adı. Ön Asya. Ama Anadolu, ne Anadolu'su ya? Ön Asya'dır burası. Ve Ege bölgesinde bu şehrin adı da İzmir değil, Zümran'dır. 50 sene önce ben biliyorum Zümran olduğunu buranın. Ne yazık ki hala biz İzmir diyoruz. Şimdi de Simirina diyorlar. Evet. Nasıl diyorsun sen Simirina'da? Şuursuz derim. Ha? Biz her şeyimizi kaybettik diyorum. Evet. İnanılmaz derecede. Ama seninle bizi dinleyen arkadaşlar, o gençler buna sahip çıksınlar.
Oranın adı artık Smyrna değil. Smyrna Meydanı diye bir yer meydanladılar. Bayraklı'yla Bornova arasında. Bir de heykel diktiler oraya. Smyrna Meydanı diyorlar. Nasıl diyorsun sen Grekçe? Yunanca Smyrna diyorsun. Buranın adı, temel ismi Zümre. Ama yani 10 bin yıl önce İzmir'in adı Zümre. Ama ne yazık ki biz Smyrna'dan vazgeçtik, İzmir dedik. Nasıl İzmir diyebiliyoruz? Tarihçilerimiz niçin? Kayseri diyorum be kardeşim ya, geçen gün kızımla. Kayseri ne demektir? Hadi bakalım. Malatya ne demektir? Erzurum ne demektir? Erzurum diyorsun. He? Lan Türkçeleştir artık. Peki Mardin diyorsun. Ne demektir Mardin? Yabancıdır. Ya işgal etmiş olduğun, yerleştiğin topraklar üzerinde kimliğini koymuyorsun. Kimlik. Biz kimlik kaybındayız. Evet. Şahsi bedensel isimlerimiz yabancı. Şimdi Batı dillerinde çocuklarımıza isim, kızlarımıza isim takıyoruz. Enteresan isimler var. Yani bireysel, fiziki insan isimleri yabancı. Yerleşik nizamda bulunan şehirlerimizin isimleri yabancı. Evet. Biz tamamen bir kimlik kaybındayız. Hani bunu bizi dinleyen arkadaşlarımız, genç çocuklarımız bana sahiplensinler. Türk olsunlar artık. Türk. Türklük çok orijinal bir şey. Türk olmak. Hani bugünkü tabiri kullanıyorum. Hem inancının ismi Türk'tür. Hem de artık soyunun ismi Türk'tür. Türkleşti. Evet. Soyunun ismi. Şey de bu Ermenle Türkmen kelimesi, ama bundan önce şeye gireceğim. Yunan tohumu kelimesini mesela ben çok aşağılayıcı buluyorum. Yani hiç yakışık almadığım bir kelime. Yunan tohumu. Mesela şimdi ben Yunanistan'dayım diye bana Yunan tohumu diyorlar mesela. Yani bu Yunan tohumu, bu aslında yani bir insanın yine kendinden olan bir insanı aşağılaması. Ama tabii bilmeyenler için. Şimdi argo konuşmak istemiyorum. Çünkü ben şimdi biraz İzmir çocuğuyum ya. Harbi İzmirliyim. Şimdi argoyu da çok iyi bilirim. Buradaki bizi dinleyenler eğer varsa, onlara karşı saygımdan dolayı kullanmak istemiyorum. Ama şu var. Hiçbir Türk evladına sen şöylesin, hiç kimsenin demeye hakkı yok. Türk çocuğuna. Hangi inançta olursa olsun, eğer Türklüğünü biliyor ise onu aşağılama hakkında yapacağı herhangi bir sıfat yanlıştır. Bir Türk çocuğuna yakışmaz. Sana da Yunan tohumu eğer diyorlarsa kendi soylarına bir baksınlar. Peşin. Evet. Kendi soyuna baksın. Anladın mı? Çünkü sen, hani her zaman söylediğim bir laf vardır. İftiharla söylüyorum çünkü. Senin yüzüne baktığım zaman şu an bile görüyorum, yani pırıl pırıl bir Türk evladısın. Üstelik de dominantsın. Yani baskın karakterli bir Türk evladısın. Sonra Yunanlı'nın sen ancak babası olursun. Babası olursun. Sen Yunanlı'nın çocuğu olamazsın. Babası olursun. Çünkü onların adı neyse. Basmıştım sözünden. Şimdi nedir o? Yani bu tarih, bizim tarih bilmez okumazlar. Hatta bir şey dediydin, onu unuttum. Şimdi aklıma geldi yine. Atatürk'ün o nutuk şeyi, gençliğe hitabesindeki o muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Yani bunun bu kelimelerin ne anlatılmak istediği falan öğretilmedi. Bunlar hep ezberletildi dedin ya. Aynı o şekilde. Evet. Nasıl ki bugünkü eğitim sisteminde Türkiye'de gerçekten sadece ezberci bir
Türk ve Atatürkçülük var ki Atatürk Aynen öyle. Ezber ve şey. bunun aynısı bir de Müslüman olan kesimde de var yine. Mesela onlar da sadece Kur'an ezberletiliyor ama anlatılmıyor. Yani Türkiye'de şu an iki tane, iki çeşit bir kol var. Bunlar çok iyi bir şekilde çalışıyorlar gerçekten. Atatürkçülüğü, Doğru. Atatürk'ü, Türklüğü ezbercilik yapıp bunun ne anlama, ne manaya geldiğini anlatmayan bir milli eğitim denilen bir isim var. Ki çok artık milli eğitim de kalmadı. Bir de din konusunda, İslam dini konusunda yine hiç birbirinden farkı yok yani bu ikisinin. Diyanetin de bugünkü milli eğitimin de. Yani birisi ne Türklük, Atatürkçülük ve Atatürk'ü anlamak yerine ezberletiyorlar. Aynı şekilde İslam dinindeki o hocalar da, Diyanet imamlar bilmem neler, bunlar da anlatmak yerine sadece ezberlettiriyorlar. Evet. Şimdi bak, analiz diyorum değil mi? Yani sorgulama, sor. Evet. Atatürk diyorsun. Ne demek istiyorsun? Nedir yani Atatürk? Bir adama bir isim veriyorsun da bu ismi hangi nedenle verdin? Atatürk dedin. Atatürk. Ne demektir yani? Atanın inancı diyorsunuz yani. Senin babanın, dedenin, nenenin, geçmişinin inancı demektir. Atatürk. Atalarının inancı. Sen onu İstiklal Harbi, Bağımsızlık Harbi'ni kazanmış olan bir şahsa veriyorsun. Bir sıfat veriyorsun. Atatürk diyorsun. Yani senin atalarının inancını ona peygamber dedikleri, resul dedikleri gibi veriyorsun. Atatürk diyorsun. Peki Atatürk dediğin zaman o zaman ne anlayacaksın? Ne anlaman gerekiyor? Hiç bunu hiç kimse sorguluyor mu? Ama Yok. şimdi bir laf söyledin doğru. Ezbercilik var. Ben Atatürkçü. İyi de nasıl sen Atatürkçüsün? Ben söyleyeyim mi? Atalarının Ben anlatayım mı nasıl inançlarını Atatürkçülüğü? Bunların anlat. Atatürkçülüğü şöyle. Atatürk'ün silüetini rozet olarak takmak, Evet. kravata aynı silüeti kırmızı kravat üzerine siyah basmak, tişörte basıp onu giymek aslında çok nadir yapılıp saygı duyulması gerekirken aşırı derecede fazla heykellerini yapıp heykelciliğe dönüştürmek ki bunların Doğru. hepsi 1950'den sonra başladı. Vatan haini benim için Adnan Menderes tarafından. Aynen öyle. 1954'te Atatürk'ü koruma kanunu getirildi. 58-16 sayılı kanun. Evet. Ben mesela onun kalkması taraftarıyım. Neden dolayı? Bu kanunu bilerek çıkardılar. Türkiye'de bazı İslamcı, tarikatçı, cemaatçi olan siyasetçiler bu cemaatçileri, tarikatçıları bunları uyandırmak için Atatürk'ü koruma kanunu getirdiler. İçerisinde Atatürk ya da Ulu Atatürk ya da Önder Atatürk kelimeleri yokken andımızın içine Atatürk'ü soktular ve dediler ki Atatürk'ü ilahlaştırıyorlar. Ulu diyorlar. Ulu Tanrı'ya denir dediler. İslamcıları ayağa kaldırdılar. O Atatürk'ün lav etmiş olduğu tarikatlar, cemaatler bunlar zombi gibi hortlatıldı. Bilinçli olarak bu. Türkiye'de çünkü bu bazı siyasetçiler tarafından bu aynı Alparslan Türkeş gibi besin kaynağı oldu çünkü din. Bunu gördü. O Doğru. Adnan Doğru. Menderes'ten kopyaladı Türkeş. İslami motifi Evet. Türkçülüğün içine koymakla. Mesela andımızı geri istiyoruz diyorlar. Tamam, ben de istiyorum ama 1933 haliyle. Yurdumu değil, budunumu, budun kelimesi yurttan daha geniş kapsıyor. Evet. Ama bunu Budu. küçülttüler.
yurt dediler, sadece Türkiye ile kıyasladılar. Halbuki Budum dediğin zaman Türkizm ya da pan-Türkizm deniyor ya bugün. Yani tüm Türkçülük, bütün Bütün Türkleri Türklerin kapsayan. yaşadığı bölgelerin adı, Yani toprakları varlığın Budum. bütün Türk varlığına armağan olsun. Evet. Bunu değiştirdiler. Ama ne yazık. 1974'te andımızı değiştirdiler. Gelsin andımız ama 1997'deki değil, 1974'teki değil, 1933'teki haliyle Reşit Galip'in yazıp Atatürk'ün onayladığı haliyle, bunun içerisinde Atatürk yoktu, ne mutlu Türk'üm diyene yoktu. Budum kelimesi vardı. Yasam yerine ilkem kelimesi vardı. Ülküm vardı. Türkçe kelimeler vardı. Bunlar hep çıkartıldı. Bunun yerine diğer Arapça kelimelerden ekleme yaptılar. Halbuki bugün demiştim, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda hikaye kitabı, benim hatun onun üzerine işte dedim ya, araştırma yapıyor. Bu çocuk hikayeleri yazan ya da roman yazan yazar, Türk yazar, bu ilk başta yazmaya başladığında %10 bir Türkçe ile başlarken 10 yıl sonrasında %50'ye 60'a, daha sonraki 10 yılda %90 Türkçe kelimelerle yazıyor ve ilk yazdığı hikaye ya da roman kitabından sonra 20 yıl sonra yazdığı kitap arasında dağlar kadar fark oluyor ve 20 yıl sonraki yazdığı kitabı hiçbir Türk neredeyse okuyamıyor. Türkçe, öz Türkçe olmasına rağmen %90'ı. Ne yazık. İşte onu ben bizzat şahidiyim. Uğraşıyorum. Türkçe sözlük elimde iki cilt. Bir de başka türlü bir sözcük daha var. O da büyük iki cilt. Koskocaman ciltler. İçlerinde Türkçe söz yok. Doğru dürüst. Türkçe söz yok. Arapça, Farsça isimler. Sıfatlar. Bugün dedim ya, Madde isimler. Almancayı mesela Türkçe'ye çevirirken Almanca'daki hallo'nun Türkçe karşılığını Arapça olan merhabayı söylüyor ama esenlikler demiyor. Halo'nun Türkçesi esenlikler ama ne diyor? Arapça yapışmış ya bizim ağzımıza. Hello demek, merhaba Evet. demek Türkçesi. Halbuki Arapça bir kelime. Bu Evet. kadar da yanlışlığın içindeler yine. Zaten Atatürk'ten sonra Türkçeleşme adıyla Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu bir çalışma var. O dönemlerde dalga geçildi. Mesela otomobil diyorsun, değil mi? İktir geçle götür geç gibi bir takım laflar üretilmişti. Bir kasten yapıldı bunlar. Millet alay etti. İngilizceye, Latinceye döndüler tekrar. Otomobil, otobüs denmeye başladı. İttir geçti, götür geç, kaldırıldı. Ama yerleşimlerinde yapılmış olan evler var. Kaçak evlere. Türk halkı ne dedi onlara? Gecekondu dedi. Doğru bir tabir koydular. Türkçe. Gece koydular. Peki Frigider, Frigorifik denilen 1950'lerde Türkiye'ye gelen soğutma dolapları vardı. Anladın mı? Halkımız ona Frigorifik derken birdenbire isim değişti. Buzdolabı dedi. Türkçe. Buzdolabı. Doğru tabir. Ama müthiş bir gizli bir baskı var Türkçe'ye karşı. Yani Türkçe'yi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hala daha devam ediyor. Türkçe ile savaş veriliyor. Türkçeyle Çünkü Türkçe ile savaş verirsen efendim sen Türkçe devam ile et. savaş verirsen şu olur. Yabancılaşırsın gittikçe. Batılılaşıyorsun. Araplaşıyorsun. Gittikçe her şeyimizi kaybediyoruz. Yazık.
Yapacak. Türkçeden konu açılmışken Çünkü mesela, biz bireyseliz. evet. Evet. Mesela Türkçeden konu açılmışken mesela şu bizim bazı kesim var. Ermeni düşmanı olan mesela. Türkçülüğün Ermeni düşmanlığı, Yunan düşmanlığı, Kürt düşmanlığı, işte Hristiyan düşmanlığı, Bizans düşmanlığı olduğunu düşünenler var sadece. Bunlar hep düşman arıyorlar, hep bir kavga içindeler ama ben burada Gümülcine'de Ortodoks Ermeni Kilisesi'ne gittim. Ziyaret. Böyle dedim ki hani nasıl bir içerisi var, bunu dedim videoya çekeyim, bunu kaydedeyim, sayfamda paylaşayım. Şimdi oradaki görevli olan, kendine Ermeni diyen kişi o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki benim yaptığım araştırmalarda bizimkilerin Ermeni olarak, hatta ve hatta Ermeni dölü, soysuz, bilmem ne, bir sürü küfürler ederler. Şimdi bunların kullandıkları kelimelerin %60'tan fazlasının mesela öz Türkçe olduğu için bizimkiler, bu kendilerine Ermeni diyen topluluğun, o Ermeni, Ermen kelimesine de gireceğiz de, bunlara konuştuğu dili anlamadıkları için bu Ermenice diyorlar ama halbuki %60'tan fazlası hep Türkçe. Ve hiç anlamıyorlar. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi bizim Çünkü bu onlar Arapça konuşanlar mı Türk, bu Ermeniler mi Türk şimdi? Yani insan şaşırıyor. Yani bu çok bir kavram kargaşası. Ermeniler Türk. Ermeniler Türk. Bilhassa Anadolu'da yaşayan Ermeniler Türk soyludurlar. Bire bin bahse hayatımı ortaya koyarım, bahse girerim. Türkiye'de Evet. yaşayan Ermeniler Hristiyan oldukları için onlara biz gavur gözüyle bakıyoruz ya, Evet. aslında onlar sen de Arapsın. O gavursa sen de Arapsın kardeşim. He? Senin ne farkın var? Olmaz Onlar ama. öz Türk çocukları. Olmaz. Allah bunları çamurdan yarattı ya. Cennet dili Arapça. Tabii. Evet. Tabii o konulara girmedik biz tabii de cennette hangi lisanı konuşacaksın? Sanki bu Çünkü dünyada harbu düzgün konuş, belada. yani bu dünyada düzgün konuşabiliyormuş gibi sanki öbür tarafta Arapçayı konuşacak. Bir de o var yani. Evet. Şimdi İstanbul'daki yerli Ermeniler, inan bana hepsi Türk soyludurlar. Evet. Hepsi. Yerli Rumlar vardır. Rum diyoruz. Onlar da Türk soyludurlar. Ama Hristiyandır. Bunların bir kısmı Katoliktir. Bir kısmı Ortodokstur. Bir kısmı da sonradan Efendiliş olmuşlardır. Anladın mı? Ama yapacak bir şey yok. Biz inançlarına değil, onların soyuna bakacağız. Soylarını onlara anlatmaya çalışacağız. Siz Türksünüz diyebilmeliyiz. Evet. İnancın ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor inancın. Sen bu soyun, ırkın birer parçasısınız diyebilmeliyiz biz bunlara. Aynen. Kavgayı bir tarafa bırak. İstiklal Harbi, Lozan anlaşmaları yapılırken mübadil adıyla takas yapılan yerli Rumlarla, buradaki yerli Rumlar, Hristiyanlarla Müslüman olan Batı Trakya'daki halkları takas yaptı. Dikkat et. Evet, Batı mübadele Trakya olarak halklarını biliyorum. buraya, buradaki Hristiyanları da oraya gönderdi. Orada yaşayan, buradan giden Hristiyanlar, Yunanlılar ne diyorlar biliyor musun? Siz Türk biçisiniz diyorlar. Türk biçi. Çünkü adamlar burada tamamen Türklüğünü yaşıyorlardı. Türktüler hepsi. Evet. İstisnasız. Buranın yerli Rumları, Rum dediğimiz Hristiyanlar Türk soyluydular. Ağlıyorlar orada. Yani dedeleri bugünün
Çocukların dedeleri, babaları, anaları, neneleri ağlıyorlar. Anadolu içerisinde özlem duyuyorlar. Biz diyor nereden geldik buraya? Bu gavurun içine. Evet. Buna bir saat değil, ben şahidim. Bak, sözlere şahidim. Kritikos evet. diyoruz biz, Giritliler. Onlar da aynı. Yunanca konuşuyor, Rumca konuşuyorlar. Yani Yunanca, Grek dilini konuşuyor. Eski Giritliler. Yeni kuşaklar artık Türkleşti çünkü. Türkçeleşti sözleri. Hı hı. Ama eskileri onu konuşuyorlar. Hı hı. Ve onlar da üzülüyorlar. Çünkü neden? Girit Adası'nda yaşarlarken refah içinde yaşıyorlardı. Hı hı. Ama şu var. Biz onlara Yunan piçi diyoruz Giritlilere. Kritikos. Bu evet. başka bir şey. Ama değiller öyle. Biz de hı. Müslüman değil mi? Sil ver gitsin. Anadolu'da yaşamıyor mu? Sil gitsin. Gitsin. Anadolu'dan eğer kökleri Anadolu değilse sil gitsin diyor. Atatürk'ü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göndermek istemediler mi? Evet. Geldiği yere, Selanik'e. Aşlarıyı göreceksin. Buradan mesela bir şey söyleyeyim şimdi. Benim ev arkadaşım Makedonyalı Martin. Biz onunla Atatürk hakkında konuştuk. Atatürk'e öyle bir sahipleniyor ki. Ben şimdi şunu diyorum. Evet. Atatürk'e bizimkilerin gavur dediği Makedonyalı bir genç, benimle aynı yaşta. Bu Atatürk'e sahiplenirken çok merak ediyorum. Mesela Uygur Türkleri neden Atatürk'ü bilmezler? Dünya saygı duyuyor. Dünya üzerinde Amerika'da, İsrail'de bile yani Türkiye düşman dediğimiz yerlerde bile Atatürk'ün heykeli var, fotoğrafı var, cadde ismi, park ismi, sokak ismi, vakıf evet, ismi, merkez doğru. ismi varken Avustralya'da mesela denizin ortasında bir ülke yani. Burada Atatürk kültür merkezi yapılıyor. İstiklal Marşı çalınıyor. Avustralyalılar esas duruşa geçip, yani esas duruş değil hazır ola geçip saygı anlamında İstiklal Marşı okuyorlar Atatürk'e karşı. Ama ben çok merak ediyorum. Yani kendi ulusunu kurtarmış olan bir insana, bir başka yani kendi yani Müslüman olan bir toplum ki kafa uçmuş bunlarda bence. Bunlar nasıl düşman olabiliyorlar? Ben hala anlamış değilim yani. Ya şu benim ev arkadaşım diyor ki hani Atatürk işte askeri lise okudu, bilmem ne okudu, işte Makedonya'daydı, şuradaydı, buradaydı. Mesela diyor ki Selanik diyor Yunanistan'a ait değil, Makedonya'ya ait. Atatürk diyor Yunanistanlı değil, Makedonyalı. Şimdi ya bu adam Atatürk'ü sahipleniyor. Bak güzel bir noktaya temas ettin. Hep biz tarih bilmediğimiz için yabancı tarihçilerin sözleri üzerinden konuşuruz. Selanik kimin? Trakya dediğimiz, Batı Trakya dediğimiz coğrafyadaki yaşayan Türklerin o coğrafyasını kimin olduğunu bilir misin? Kuman Türkleri vardır, Balkanlarda yaşayan. Kumanlar. Evet. Onların Kumanların. Makedonya denilen coğrafya Batı Trakya Türk Devleti'nin olduğu bölge. Hı hı. Ve Selanik bölgesine kadar olan coğrafya. Orada Yunanistan iki parçadır esasında. Evet. Bir Mora Yarımadası vardır. Evet. Bir de Mora Yarımadası'nın üstü Balkanlara tabi olan bir bölge vardır. Evet. Anadolu Yunanlılar dilinde. İşte burası Kumanların yaşamış olduğu bir coğrafyadır. Kuman Türklerinin. Hı hı. Çünkü Kuman Türkleri Balkanlarda çok büyük devletçikler kurdular. Türk boyları ile beraber birleşerek Kumanlar ki ona bazı yerde Kıpçak derler. Avarlar vardı. Meçenekler vardı. Bunlarla beraber bu coğrafyalarda
devlet kurdular. Ha, zaman içerisinde bunlar nasıl ki biz dün Selçukluyduk, sonra Osmanlı olduk, şimdi Türkiye Cumhuriyeti olduysak, onların da böyle bir takım değişmeler oldu, evet. yenilgiler oldu ve bu yenilgilerin sayesinde o coğrafya paramparça oldu. Evet. Anladın mı? Neden? Makedonya. Ne Makedonya'sı ya? Ne donu, pantolonu. Orası Kumanova'nın bölgesi. Kumanova. Neresi bugün? Bir tabiri var. Ege bölgesi gibi. Hı hı. Üsküp bölgesi. Yani o Makedonya'nın Üsküp denilen şehrin etrafı olduğu gibi Kumanova bölgesidir. Kuman Türklerinin yaşadığı. Hı hı. Bu Kumanova'nın içerisinde de Kosova vardır. Kosova. Kosova. Hı. Ne demektir? Kos ceviz demektir. Türkçe. Kos cevizdir. Ceviz bize dışarıdan gelmeyi tabir. Kosova. Yani ceviz ovası. Kumanova'nın içerisinde, Kuman Türklerin yaşadığı bölgenin içerisinde ceviz ovası var. Ve bu ceviz ovasında bir şehir var. Üsküp. Hadi Türkçeleştirelim biz şimdi Üsküp'ü. Anlıyoruz mu biz o Üsküp diyoruz? Ne anlıyoruz? Yok. Bir şey anlamıyoruz. Tamam. Ama anlayacaksın. Heceleyeceksin. Üst. Üst. Küp. Küp nedir? Hani içine yağ koyarsın, zeytin koyarsın. Evet, evet. Teneke yani. Küp var ya küp. Bizim şu zeytinyağı tenekesi mi gibi. Tabii. Büyük küp. Büyük küp. Kocaman küp. Anlamı bu. Üst küp. Evet. Bak üst küp. Bunu söylüyorsun ama biz hece yapmıyoruz. Hece. Üst küp. Neresi? Kosova bölgesinde üst küp. Kosova nerede? Kuman. Bir devletin topraklarının ismi. Hı hı. Ana ismi nedir? Balkan. Türkçe. Türk evet. Balkan. Nedir Balkan? Dağlık arazi demektir. Dağlık yer demektir. Balkanlık diyorsun. Anadolu'da da kullanıyorum burada. Evet. Balkanlık diyorsun arası. Girme çıkamazsın Balkanlara. Girip çıkamazsın diyorum. Balkanlık. Evet. Ama biz bunları da analiz etmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Halklar evet. mı? Başka. E nedir? E bırak onlar ya Makedon'dur onlar. Gavur. Sen Makedonların ne kadar gavur olduğunu bilebilirsin. Dini başkadır. Evet. Soyu nedir? Onu biliyor musun? Hayır biliyor. Onu bilmiyor. Çünkü Balkanlar Türklerin yaşamış olduğu en büyük coğrafyalardan bir tanesidir. Evet. İtalya'dan daha önemlidir Balkanlar. Evet. İtalya'da da Türkler var. Ama evet. şu var. Balkanlar tamamen Türk soylu. Ha orada sen bana Yunanlıların, Greklerin tarihçelerini anlatırsan Troya diyorsun. Nedir Troya? Anlamıyorum ben. Ya Türkçe söyle. Troya. Turların memleketi. Neresi? Çanakkale. Hmm, evet. Turların memleketi. Turlar kim? Büyük bir Türk kavmi. Türk boyu. Turlar. Türkçe konuşuyorlar. Kimle savaşıyor? Kendi dönemleri içerisinde Atinalılarla savaşıyor. Ha? Peki Atinalılar kim? Greklerin, Grek dediğimiz halkın dedeleri onlarla savaşıyor. Kim? Troyalılar. Kim ya bu Troyalılar? Biz tanımıyoruz, bilmiyoruz onları. Bunlar da kim? Kim? Öyle bakıyoruz. İstanbul'un hakiki yerlisi olan Türkler gibi biz de bunları bilmiyoruz. Bize evet. tarihi öğretmiyorlar. Biz şunu biliriz. 1071 Selçuklu Anadolu'ya geldi, fetih yaptı, devlet kurdu. Selçuklu yıkıldı, Osmanlı çıktı, Osmanlı Balkanlara kadar gitti, oralara yerleşti. Bize bunu öğretiyorlar. Evet.
Bundan öncesini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden öğretmiyorsun? Neden öğretmiyorsun? Gerek yok. Biz elhamdülillah Müslümanız. Tabii. Yani. Bize gavur Türklerle, gavurlarla işimiz yok. Bize Müslüman lazım. Tabii. İyi de o Müslümanlar homoseksüelliği bize öğrettiler. Kendi çocuklarını, amca çocuğunu, dayı çocuğunu, teyze çocuğunu tecavüz edersin. Ama ben Müslümanım dersin. Ha? Eyvah. Şimdi tabii şurada konuşurken dinleyenler varsa onlara saygımdan dolayı hani ipin ucunu kaçırmak istemiyorum. O zaman... Çünkü biz bütün ahlaksızlıkları Arap'tan öğrendik. Evet. Elinizde internet kanalları var. Girin Arabistan'a, internetten bir bakın bakalım erkekler nasıl dansözlük yapıyorlar. Evet. Bir görün orada nasıl kıvırıyorlar. Kadından beter kıvırırlar. Şimdi bugün... Sıyı onlardan öğrendik. Evet. Bugün bir ciddi anlamda da sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden bir sayfa bu. Facebook sayfası, sosyal medya sayfası. Ve az bir rakam değil yani. 370-360 bin takipçisi olan bir sayfa. Çok ciddi bir rakam aslında bu. Türkçe olduğunu iddia eden ama benim için şamanizm anlatan. Şamanizm anlatan. Ve ciddi anlamda mucize bekleyen, böyle dualar falan da yazmaya başlamışlar şimdi. Fatiha'nın bir benzeri, biraz daha uzun genişletilmiş Türkçe ama Fatiha'nın benzeri bir dua da falan da paylaşmışlar böyle. Yani hakikaten ne Türklükle alakaları var ne Tengricilikle. Bir paylaşımını gördüm ben bunun. Diyor ki, hemen şuradan bakayım bir bunların yazdığı yazıya. Hakikaten çok benim için... Dedim ki hani bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir, nasıl bu kadar cahil olabilir, nasıl bu kadar büyük bir kitleye bu aslında sahtekarlığı yapabilir. Diyor ki, Güney Sibirya'da bir kurganda mumyanın içinde bulunan 18 bin yıllık dünyanın ilk parası yapan kim? Elbette Türk. İlk parayı Lidyalılar buldu diyerek bizi kandıranlara gelsin diye paylaşmışlar. Paranın bir yüzünde kişi oğlu resmi resmedilmiş, kabartmalı. Diğer tarafında da gamalı haça benzer Türk damgası. O var ve etrafında tam seçilmiyor yazılar var. Tabii eski yazı. Şimdi bu bunların... İşte ilk parayı Lidyalılar buldu diyerek bizi kandırdılar. İlk parayı Türkler buldu diyor ama şimdi bu 18 bin yıl önceki ilk Türk parası tamam. Ama Lidyalılar da Türk mü değil mi? Lidyalıları niye Türk'ten saymıyorlar eğer Lidyalılar Türkse? Şimdi bu konuda şunu ancak söyleyebilirim. Batı'nın bütün verileriyle biz kabulleniyoruz. Evet. Arkeoloji, antropoloji, bu konuları Batı'nın verileriyle kabulleniyoruz. Çünkü bizden arkeolog yok. Evet. Ancak genç talebeler gidiyor yabancı profesörlerin yanında, onlar kazı yapıyorlar. Hı hı. Türk arkeologlardan gerçekten bir bilim adamı bizde yok. Ben bilmiyorum. Hani o yüzden Batı ne söylüyorsa biz ona yine kabulleniyoruz. Yani Lidyalılar Türk değildir diye yani bunların Türk olmadığını söyleyip aslında 18 bin yıl önce ilk parayı Türkler buldu. Tamam. Ama Lidyalılar daha sonra buldu. Tamam da Lidyalılar da Türkse yine zaten Lidyalılar eskiden Türklerin bulmuş olduğu parayı bir şekilde yine kullandılar. Yani gene Türk buldu ama şimdi, niye bu? Bu konuda başka bir şey. İsimler hakkında Batı bize ne söylüyorsa biz onu kabulleniyoruz. Evet. Bir örnek.
vereceğim. Ruslar İskitler diyor. Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış olan bir halk. Ruslar onlara İskit diyor. Peki biz ne diyoruz tarihsel olarak isim? Saha diyoruz. Saka Türkleri diyoruz. Onlara. Ruslar Saka Türklerine İskit diyor. Biz de şu an onlara ne isim veriyoruz? Ukraynalılar diyoruz. Ukraynalı. Kimdir bu Ukraynalılar? Öz Türk çocukları. Bize benziyor. Sana benziyor. Evet. Oradan gelen bir kız vardı burada. Yerleşti burada, evlendi. Bir gün baktım yüzüne, böyle misafirliğe gitmiştik. Bu konular açıldı. Kızım sen dedim Türksün. Hayır dedi. Ben dedi beyaz Rus'um. Dikkat et. Beyaz Rus'um. Ukrayna'dan geliyor. Ben diyor beyaz Rus'um. Hayır dedim sen Türk çocuğusun. Memlekete gidecek misin? Gideceğim dedi. Gittiğin zaman annene babana dedim. Bir sor bakalım dedim. Sizin kökünüz ne? Ve gitti geldi. Numan amca dedi. Biz Türkmüşüz dedi. Asya Türk oran. Şimdi kim ne derse desin isimlere takılmayacağım. Evet. 36. önlem, 16. boylam, böyle. Bunun kuzeyi ve yaşayan insanların sıfatları ne olursa olsun benim ırkımdan geliyorlar. Benim soyumun insanları. İnançları ne olursa olsun. Konuştuğu dil ne olursa olsun. Hayır. O benim soyumun insanıdır. Ben mesela İspanyollara bendendir demiyorum. Bir İngiliz'e sen de Türk oğlu Türksün diyemem. Bir Cermen'e sen Türk oğlu Türksün diyemem. İçinde melezleri var. O ayrı bir konu. İtalyanlara da aynı şekilde diyemezsin. Fransız'a da diyemezsin. Bir Zenci'ye de diyemezsin. Ama bu coğrafyada yaşayan insanlar hepsi Türk soylu. Afganlar Türk soyludurlar. Hindistan'da kurulmuş olan Babur Şahlar Devleti var. Babur Şahlar. Ha, yıkıldı gitti. Osmanlı gibi onlar da. Evet. Orada da yaşıyor. Hindistan'da. Pakistan'ın da, Pakistan'ın kuzey doğusunda yaşayan halk Türk soyludur. Pakistan'ın. İnanılmaz bunlar. Ama biz onları yabancı isimler olduğu için kabullenmediğimizden reddediyoruz onları. Ama Atatürk hepsini kabul etti onları. Evet. Afganları kabul etti. Pakistanlıları da kabul etti Atatürk. Neden acaba kabul etti onları? Onlarla özel temas kurmaya kalktı Atatürk ve kurdu da. Evet. İranlılarla, İran Şahı Türkiye'ye geldi. Atatürk döneminde Atatürk bizzat kendi gezdirdi. Rıza Pehlevi, Şah Rıza Pehlevi. Neden? Çünkü İran toprakları üzerinde 4/3 Türk soylu. Doğu bölgesi Türk, batısı Azeri Türk. Gerçek Fars olan, İranlı olan orta bölgede yaşıyorlar onlar. İranlılar. Doğusu ve batısı Türk soyludur onların. E peki bu adamlar Türk soyluysa İranlılarla yaptıkları sevdiği bir kız, haresi bir kız olursa onunla evlenmez mi? Evlenecek. Burada da oluyor aynı şey. Evlendiği zaman o çocuklar kim oluyor? Ha biz buna böyle bakmak zorundayız. Ha dili şuymuş, inancı buymuş, beni ilgilendirmiyor. İnançları beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren gerçekten fiziken Türk müdür, değil midir? Eğer fiziken Türkse ona bir şeyleri anlatmak mecburiyetimiz var. Türklüğünü anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım. Ama biz bunu yapmıyoruz. Müslüman mı Müslüman? Değilse at gitsin. Yok böyle bir şey. Birisi de diyor ki, birileri de, ya insan değil miyiz be kardeşim diyor. İnsanlık alemi,
Hepimiz bir adamdan, bir babadan gelmedik mi biz? Dedikleri zaman ihmal ediyorlar. Adam kandırıyorlar. Biz bir anadan, bir babadan gelmedik. Yani Adem'le Havva'dan gelmedik biz. Muhakkak. Bizi kandırıyor mu? Tabii ki. Ama ne insanız biz. Ne özgürlük var, demokrasi var. Yazık değil mi? Günah değil mi? İyi günah da sen geliyorsun, katlediyorsun ya. Ha? Sen gelip katlediyorsun. Mesela tarihe baktığımızda... Sen camilik yapıyorsun. Ben geçen gün bir yazı yazmıştım. Dedim ki hiçbir din kapını çalıp da buyur bu benim dinim al oku diye gelmedi mesela. Ve hala da aynı şekilde devam ediyor. O hala o asabiyet dönemindeki o Arap zihniyeti bugün de hala yine devam ediyor. Devam ediyor. Mesela bazı, ben sosyal medyada izliyorum bunları, bazı Müslüman Türkler mesela Müslümanlığı o kadar çok üstte tutuyorlar ki adamın kullandığı kelime şu. Adam da demiyorum ona da artık işte lafın gelişi adam. Yani lafın gelişi adam. Diyor ki bugün diyor evet. Avrupa'ya gittiğinde diyor Türk dediğinde diyor Müslüman geliyor diyor. İslam geliyor diyor insanların akıllarına. Yani adam o kadar geri zekalı ki bunu söylemekte. Ben öyle diyorum. Bu hakikaten geri zekalı. Yani ben Türk'üm dediğim zaman beni Müslüman olarak görüyor. Ne kadar kötü bir şey. Yani bu ne demek? Ben mesela şimdi Müslüman değilim. Ama Türk'üm dediğim zaman benim Müslüman olduğumu zannedecekler. Yani adam kendi ulus, soy, diğer anlamıyla ırki denilen, ırk denilen soy kimliğini çürütmüş, bunun yerine diniyle anılmayı seviyor. İslam kelimesinin ne olduğunu bilmiyor. Bir de o var. Ne yazık. Dediklerinin hepsi harfiyen doğru. Ve bunlar hakikaten zavallı bir şekilde ben hani bu konuda bana kızıyorlar ama hani ben hep diyorum ben doğru bildiğim her zaman söylerim ama gerçekten bir insan kendi ırkını yani soyunu, kanını, kimliğini Türklükle değil de İslam'la güzel göstermeye çalışıyor. Ondan sonra tabii ki de adam seni Türk değil de Arap gözüyle bakar ve İslamofobiden dolayı seni sevmez. Aynen öyle. Şimdi bak ne diyeceğim. Ben Almanya'da 72, 73, 74 yıllarında çalışıyorum. Boyacılık yapıyorum. Yağlı boyacılık. Asli mesleğim o çünkü babadan. Yaparken bir mezbahada çalışıyoruz. Gündelikle çalışıyorum ben mezbahada. Kasap, hayvan kesiyor, domuz kesiyorlar. Domuz nasıl kesilir? Orada gördüm. Nasıl yapıyorlar? Bir de bir odada, şöyle küçük bir odada bir adam mikroskop almış eline böyle bakıyor. Evet. Ben de gittim baktım yanına. Şimdi adam döndü bana baktı. Sen kimsin dedi. Ben dedim Türk'üm. Almanca. Sen dedi Muhammedan. Şimdi ben Türk'üm diyorum. O diyor ki bana Muhammedan diyor. Ben de konuşabilmek için ya Muhammedan dedim. Dedim neye bakıyorsunuz? Mikrop bakıyorum dedi. Hangi şey? Domuz dedi. Biz dedim domuz yemiyoruz. Biliyorum dedi siz domuz yemezsiniz. İçinde dedim tırhin var. Arapça tırhin denir. Onlar da tırhin diyorlar. Almanlar da tırhin. Biz tırhin deriz Türkler. Arapçası tırhindir. Onlar da tırhin diyorlar. Tırhin var dedim bunda. Nein dedi. Tırhin yok dedi. Ben dedi bakıyorum dedi tırhin. Var mı yok mu? Etlere. Kanına bakıyor. Şimdi demek istediğim şu. Ben Türk'üm diyorum adama. Adam bana diyor ki Muhammedan. Sen diyor Muhammedan.
Ben de dedim ki ya Muhammed Han. Anladım. Şimdi dediklerin doğru. Ve Batı bizi Türk olarak değil, Ahmet olarak bilirler. Tabii. Adam diyorum yine ama yani işte nasıl adam olduğu artık tartışılır. Şimdi diyor ki Türk gibi yaşadı peygamberimiz, Türk gibi öldü. Ama biz Türkler, yani biz geçmiş tarihte İslam'a ne zaman geçtik? Muhammed ölmüş, 3. halife, 4. halife ölmüş. Bizimkiler ondan sonra İslamiyet'i benimsemiş. E şimdi hiç Türklerle tanışmamış olan Muhammed nasıl Türk gibi yaşayıp da öldü o zaman? Yani bu kadar da cahil, aptal ve geri zekalılar dediğim zaman da sen kendi kanından olana niye hakaret ediyorsun diyorlar. Ve adam hakareti kabul ediyor. Şimdi doğru. Kendi Türk kimliğini yok sayıp da adam soy kan kimliğiyle anılmak yerine din kimliğiyle anılıyor. Ama hiçbir Alman din kimliğiyle kendini anlatmaz ve bununla övünmez. Hiçbir Fransız dini ya kimliğiyle hani, tabi yani 2004 yapıyor böyle. Yani grup diyor. 2004 yapıyor. Yani yaşadı bunlarla. Ben diyor Almanım. Hatta kavga da ettim. Yani şimdi İzmirli olma kasabıyla benim bir başka tarafım daha var. Hani buradan yetişme tarzımda, gençlik yıllarımda. Orada da İtalyanlar dövdüm. İtalyan dövdüm. Anladın mı? Bir Türk kızını asılmaya kalktılar. Anladın mı? Benden dayak yediler. Alman da öyle. Anladın mı? Şimdi ama adamlar Türk dediğin zaman hor görüyor. Kendisini Ich bin Deutsch yapıyor. Deutsch. Ben Almanım diyor. Deutsch diyor. Ich bin Deutsch yapıyor. Şimdi bunlar tabii başka şeyler de. Yani. Biz Türklüğümüzle övünmüyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bu kadar basit işte. Yani tabii. Müslüman olduğu zaman adam zaten ahlaklı, namuslu, şerefli, yüksek karakterli, yani acaba en üst seviyede olan. Ondan sonra biz Türkçüyüz dediğimiz zaman bizi faşistlikle suçlayan ama Türkçülüğün ne olduğunu bilmeyen adam. Yani mesela bugün bir Alman nasıl Almancılık yapıyorsa, bir Fransız nasıl Fransızcılık yapıyorsa ya da bir Yunan diyoruz, bu bir Yunan nasıl Yunancılık ya da Heleniklik yapıyorsa biz bunun gibi aynen yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben Yunanlıların milliyetçilik denen aslında ulusçuluk Türkçesi, ben hayranım. Herkes bana dedi ki Yunanlıları mı övüyorsun şimdi? Övmüyorum ama övüyorum. Neden? Hayranım adamlara. Alfabeleri kendi alfabelerini kullanıyorlar. Cebimde para var mı? Yok. Mesela burada çok kişiye gösterdim. Euro denilen paranın üzerinde Yunanistan'ın şöyle bir şartı var. Benim harflerimle de yazılacak diyor. Ve yazdırttırıyor. Bu kadar baskın bir ülke. Avrupa Birliği'nin en ağlayan, en ekonomik krizdeki ülkelerinden bir tanesi. Ama bu kadar da baskın bir kişiliği var. Şimdi bu adamlar mı ulusçuluk, milliyetçilik yapıyor? Bizimkiler mi? Bizimkiler ümmetçilik yapıyorlar. Türkçülüğü unutmuşlar. Türklüğünü unutmuş adam. Soy kimliği yerine din kimliğiyle birleşmiş. Kendini Arap'tan sayıyor. Öbür tarafta diyor Arapça konuşacağım diyor. E niye o zaman Arapça olarak gelmedi bunlar dünyaya dediğim zaman orada tıkanıyor kalıyor, cevap da veremiyor. Bu kadar artık yani dini yönden de cahil, Atatürkçülük yönünden de cahil kalmış bir toplum var. Yani Atatürkçülüğü
rozet takmak, kravat takmak, tişörde basmak, deftere kab yapmak, fotoğrafını asmak falan 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 falan. Yani bu Atatürkçülük olmuş. Halbuki bu Atatürk'ü sevmek oluyor. Atatürkçülük yapmak değil. Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri olan 6 ilke. Adamlar bunun Atatürkçülük olduğunu, siyasi bir politik ideoloji olduğunu, aynen 6. 6. Bunu bilmiyor. Dedim ya sana, soruyorum adama, Atatürkçülük ne diyorum? Adam bana işte vatanını sevmek, bayrağını sevmek, diyorum ki Atatürkçülük ne? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri ne? Bana bunu söyle, neyin üstüne kuruldu? 6 ilke var diyorum ya, say bakayım diyorum şu 6 ilkeyi. Tabii ki MHP kökenli olduğu için sayabildiği cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik diyor. 3 tane sayıyor. Ondan sonrakiler kooperatifçilik, tarımcılık, Alakası yok. ziraatçılık Alakası diyor. yok. Yani bu kadar aptal bir adam, bu adam Atatürkçü sorsam ve bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve bu adam Türk. Dokuz ışık doktrinini soruyorum mesela. Dedim ki sen bir MHP'li olarak dedim sana soruyorum. Sen dedim bana dokuz ışığı da dedim bir say. Sen ülke ocakları denen dedim. Çeksenet tahsilatı merkezinden dedim. Hiç çıkmadın. Dokuz ışığı bile sayamıyor ya. Sayması zaten mümkün değil. Çünkü o bitti. Dokuz ışık denilen olay O bitmiştir. doktrin bitti. Ne Şimdi zaman bitti? altı ilkeyi de bitirdiler. Elbette. Şimdi benim zamanımda Alparslan Türkeş Türkiye'ye geldikten sonra Adana'da yapmış olduğu kurultayda ilklerden bir tanesi tarım kentleri kurmaktı. Dikkatle, tarım kentleri. Tarım kentleri nedir dediğin zaman diyelim ki birbirine yakın birer ikişer beşer kilometre mesafedeki köyler hepsini bir araya getiriyorsun. Yani köyü kaldırmıyorsun yerinden. Birbirine bağlayarak onların merkezinde bir tarım merkezi oluşturuyorsun. Makina merkezi. Bu makinalı ve tohumlama sistemlerini getiriyorsun. O merkezde topluyorsun. Bu birleşik köylere buradan yardım ediyorsun. Köylüyü ayağa kaldırmak için. Tarım kentleri adıyla kuruldu. Ve bu tarım kentlerinde de bir eğitim sistemleri kurulacaktı. Ama maalesef onların hiçbirisi yerine getirilmedi. MHP iktidara gelmesine rağmen ortak meclise girmesine rağmen bu konulara hiçbirisine değinmemiştir. Aynen. Değinmediler, geldiler geçtiler. Aynen. Hepsi inan bana yalan söylüyorlar. 1939-2019 bu ülkeye, ülkedeki insanları düşünen bir tane yönetici bize gelmedi. Atatürk'ün dışında. Atatürk'ün en yakın arkadaşları bile Celal Bayar ya. Evet. O bile ihanet etti ya. O bile Evet. ihanet etti. Cumhurbaşkanı olmasına rağmen. İsmet Evet. Paşa. Aman dokunma İsmet Paşa'ya laf söyleme derler. Yahu o da yaptı aynısını. Evet. O da ihanet etti. Ne o? Mal varlığı ortaya atıldı. Şimdi de bu hükümet de aynısını yapıyor. Anladığını. Çok değerli binası olanlardan bilmem ne kadar vergi alacaklar. %6. Eğer 7 milyarlık bir binası varsa adamın malı, bu binadan %6 vergi alınacak. Peki Var mı böyle bir şey ya? fakirden ne kadar alınacak? Vuracaklar abalının Fakir. sırtına. Fakirin zaten sırtından sopa hiçbir zaman eksik değil. Karnında aç, sırtında sopa. Fakir. Ama işte bir adamın bir sözü var. Mazlumun
yetiştirmiş olduğu çocuğa dikkat edeceksin demiş. Mazlumun, yani fakirin yetiştirdiği çocuğa dikkat edeceksin. Neden? İntikamcı olur. Evet. Menfaatperest olur. Hırsız olur. Bugün bu mecliste oturan insanların, milletvekillerinin %99'u hırsız, menfaatperest insanlar. Evet. Bu milletin elinden su aldılar. Al şimdi Ankara Belediye Başkanı, eski belediye başkanı, eski sanayi odası başkanı milletvekilliği yaptı. Bu insanlar Ankara'yı soydular, soğana çevirdiler. İstanbul'u soyup soğana çevirdiler. Ne yapacağız şimdi biz? Hani bu milleti düşünen vardı? Hani halk için çalışan vardı? Hani Müslümandı bu adamlar? Ki Müslüman olunca kendini ahlaklı zannediyorlar. Yani bir dine inandıkları zaman kendilerini ahlaklı ve hiçbir ahlaka ihtiyacı olmadığını düşünüyorlar. Yani nasıl olsa bir tövbeyle halledeceğiz bu işleri diyorlar. Evet. Umarım halledebilirler. Şimdi onların inandığı Allah'ı bile kendileri kandırıyorlar. İnandıkları negatif Allah'a, Allah'ı bile kandırıyorlar kendilerine göre. Negatiflerle bizim işimiz yok. Pozitif, evet, anlayışla biz evrene bakarız. Pozitif. Evrende ne var? Bu evrenin içerisinde en aklı olan şu an, görebildiğimiz, düşünebildiğimiz, aklı ve fikri olan, ağzında sözü olan kişi, insan diyoruz biz buna. Er kişi diyoruz Türkçe'de, er. Yani evet, insan demektir. Biz bu insanlara bir bakacağız. Biz hakikaten insan olabiliyor muyuz? Atalarımız gibi. Yeryüzünde, hatta bir bazen diyorum ki kendi kendime bile, Dayfım, şuradaki eğer bir merhamet damarı var Türklerde, ben bilsem ki o merhamet damarı hangisi, kelpetlerle tutup onu söküp atacağım. Çünkü bizler savaş meydanlarında dahi kadın ve çocuğa asla dokunmayız. Evet. Savaş meydanı. Ve halkta aç olduğumuz esirleri dahi eziyet etmek istiyor. Ve hiç kimseyi de asimile etmedik yani mesela. Yani. Evet. Şimdi bizim ülkemizdeki insanlar her türlü cinayeti işlerler. Her türlü cinayeti işlerler. Her türlü tecavüzü yaparlar. Tecavüzü yaparlar. Ama söze gelince Türk yapar. Evet. Diye bu sorunun cevabını vermeye çalışıyorum. Hangi Türk diyorum. Çünkü bu toplumu tanıyorum. Toplumu istisnalar kaideyi bozmaz. Hiç kimse yanlış anlamasın. Her gün gazetelerimizde, televizyonlarımızda bir takım olayları görüyoruz biz. Evet. Bunlar Türk mürk değiller. Yani fiziken Türk olabilirler. Akıl olarak, fikir olarak, yani zihin olarak Türk değiller. Zihin olarak, tin olarak Türk değiller yani artık. Değiller. Evet. Tin olarak Türk değiller. Ama yapabileceğin bir şey var mı? Ben bir bireyim. 50 senedir bu konularla uğraşıyorum. 50 senedir bir papaz gibi insanları bir biçimde dolaylı laflarla anlatmaya çalışıyorum Türklüğü. Ama kime ne kadar anlatabiliyoruz? Veya sen ne kadar anlatabiliyorsun topluma? Evet. O başka bir mesele. Çünkü bizim üstümüzde yüksek bir propaganda var. Arap propagandası bir yandan, bir de Batı'nın propagandası bir yandan. Hangisiyle biz maç edebileceğiz? Mümkün, evet, değil, edemiyoruz. 50 senedir. Ya
artık ihtiyarladım, göçeceğim, gidiyorum yani. Daha önümde bir 5 sene, bilemedin 10 senede, zaten 5 sene daha geçtin mi, benden hayır bekleme. Misal, kendime söylüyorum yani. Fakat şu var, üzülüyorum. Niçin? O asil milletin çocukları, asil milletin çocukları bugün emperyalistlerin uşağı oldular. Hangi emperyalistlerin? Bir inanç emperyalistleri var, onların uşağı. Bir de Batı'nın sömürgeci emperyalistleri var, onların uşağı oldular. Evet. Hiçbirisi ben şuyum diyemiyorlar. Evet. Ve buna çok üzülüyorum. Yani bizim için artık geldi geçti ama yeni kuşaklar, temenni ederim ki bu yeni kuşaklar Türklüklerine sarılsınlar. Evet. Sarılsın Türklükler. Yabancı kültürlerin, yabancı inançların hiçbirisine kıymet vermesinler. Eğer birilerini dinlemek istiyorlarsa, bir şey öğrenmek istiyorlarsa, Atatürk denilen bu adamın o veciz sözlerini dikkate alsınlar, analiz yapsınlar. Evet. Oradan kendilerine bir usul, bir kaide, bir sistem çıkarsınlar. Öyle toplum içerisinde hareket etsinler derim yani. Tayfun. Umarım. Ama... Umarım. Elimden geleni yapmaya evet. Çalışıyorum. Bu sefer sen benim için istisna bir evlatsın. İstisnai bir evlat. Var olasın. Çünkü hiç kimse, tanıdığım o kadar çok insan var ki, bak inan evet. bana tanıdığım o kadar çok insan var ki, bunların içerisinde sen istisnasın. Yaptığın çalışmalar ve davranışlarla ağzından çıkan her söz altına imzamı atarım. Senle tamam. ilk konuşmamızı hatırlıyorum Türkiye'deyken. Küçük kızla konuştuğumuzda işte babam seninle tanışmak istiyor dediğinde senin resmini gönderdiydi Hüseyin Nihal Atsız'la olan evet. Nihal Atsız'ın kucağında senin küçük kız sen orada ayaktasın falan işte ondan sonra babam ha atam dedi seninle tanışmak istiyor dedi falan onunla konuşmuştuk hatta görüntülü konuştuk daha sonrasında bana bir şey dediydin. Şunu demiştin. Elini taşın değil kayanın altına soktun. O el kırılacak. Evet. Sen buna dayanabilecek misin? Evet. Ben de dedim ki kırılması gerekiyorsa evet. kırılsın. Yapacak bir şey yok. El kırılmadı. Evet. Ama yine aynı tabii ki senin dediğin gibi o riskleri aldık, yaşadık, bilmem ne yaptık. Bir davam var. Umarım ki yakın zamanda komple o hayata geçmiş olacak. Zaten hani bir kısmını zaten anlattım nasıl olacağını. Umarım başaracağım. Yani temenni amacım kimseye ayırmak değil ama şu şuur denilen, bilinç denilen ama hani o Türklük şuuru, Türklük bilinci diyorlar da ben Türklük tininden bahsediyorum bunlara. O tini onlara evet, umarım evet. ki kazandırabilirim ki çok da var yani. İşte sağ olasın işte şöyle şöyleydi mesela bana çokça da küfür etmiş olanlar var böyle yaptığım canlı yayınlarda ama daha sonrasında böyle ya ulan bu adam ne diyor acaba deyip de daha sonrasında hakikaten benden özür dileyenler vardı mesela. Benim İslam hatta benim Müslüman düşmanı olduğunu söylüyorlar da ben mesela Müslüman Arap'a uğraşmam. Bana ne? İslam onun dini diyorum. Ben bizimkileri anlatmaya çalışıyorum ama tabii anlamak da istemiyorlar. Umarım anlayacaklar bir gün. Ama dediğim gibi yani sonu nasıl biteceğini bilmiyorum. Ama kendim için bunun sonunun nasıl biteceğini bilmiyorum.
Ama atsızın dediği gibi yani gidip de bir daha dönmemek üzere. Çıktık bir yola. Bakalım. Ve şunu gördüm hakikaten tek başımaydım o karanlık gecede. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. O gece, o karanlık gecede, hakikaten karanlık gecede beni ayakta tek tutan şey şuydu. Dedim ki sen bir davanın, ülkünün içine girdin. Bu yol dedim artık kutlu yolun senin. Yani. Gerçekten kutlu yol. Atsız'ın şiiri Herkesin aklıma yapabileceği geldi. bir iş değil. Evet. Herkesin yapabileceği bir iş değil bu. Yani Senin yapmış olduğun Türkçülük uğruna bütün sevdiklerimi kaybetmeyi göze aldım. biliyorum oğlum, biliyorum. Evet. Biliyorum. Ama umarım benim dediğim Deme gibi oğlum. Başarasın. bir araya geleceğiz bir daha. Başarasın. Onda kaçış yok. Bir daha bir araya geleceğiz. Benden kaçamazsın yani. Mümkün değil. Kaçmam niyetim yok yani. Şimdi ben de süper zengin bir adam değilim oğlum. Ben de uğraşıyorum işte 3-5 kuruş kenarıya biraz biriktireyim de hani eşimi de alayım. Anladın mı? Beraber bir tekrar Almanya'yı görmek istiyoruz. Anladın mı? Bir Almanya'ya gidelim. Veya oradan bir Macaristan yapalım. Anladın mı? Oralara da bir gidelim. Biraz bir takım Yapacağız. konularla ilgileneyim. Onu Hani son yapacağız. Macaristan'daki Türk kurultayına benden önce benim Türkiye'deki o yapmış olduğum filama oraya gitti. Orada diğer ülkelerden gelen Türkler mesela o bende bütün resimleri var. Ben bugün bir tanesini paylaştım. O resimde birçok kişi o filamayla beraber fotoğraf çekilmişler. Bana geldi fotoğraflar. Benden önce oraya o filama gittiyse ben hayli hayli giderim. Ve biz o bir sonraki elbette. o biz oradaki o kurultaya gideceğiz zaten. Onda hiç kimsenin şeyi olması yani. Ve hatta toplu bir şekilde gideceğiz bu sefer. Öyle 3-5 değil yani. Tamam. Oğlum, bak, sen şimdi bir Almanya'ya yerleş. Anladın mı? Veya İsviçre'ye mi yerleşirsin? Nereye yerleşeceksen yerleş. Ben de o günlere kadar 3-5 kuruş biriktirirsem, anladın mı? Seninle buluşuruz. Dışarıda. Kuracak olduğum birliğin Fahri Başkanı. Ben buradan herkesin önünde söylüyorum bunu. Yani Fahri Başkanı sensin. Bunun uçarı kaçarı yok. Fahri Başkanı. Tamam. Ben bunu söylüyorum yani orada herkese. Ne güzel. Ne güzel. Zaten başkanlık verilmez. Evet. Anladım. Başkan olunur. Evet. Anladın mı? Kağanlık verilmez. Olunur. Kağan olunur. Evet. Peygamberlik verilmez. Peygamber olunur. Evet. Anladın mı? O yüzden düşünce tarzını da kabulleniyorum yani. Bravo. Evet. Verilmez onun. Olunur. Aynen. Olunur. Çünkü Başka olduğun bir bir şey takım yok. düşüncelerin üstünde geliştiğin demektir. Evet. Geliştiğin demektir. Şimdi sorular Neyse. da bitti. Konular da bitti. Saat de bayağı geç oldu. Hem seni de tutmayayım. Hem Kaç? saat şu an Türkiye'de 23:48. Balkanlar'da 22:48. Batı Avrupa'da İyi. 21:48. Orada şu an 12'ye doğru geliyor. Bizi dinleyen bütün dostlara, arkadaşlara, evlatlara, hepsine esenlikler diliyorum. Var olasın. Kutlu Tanrı'nın kutu üzerlerine olsun. Tanrı'nın kutu onların üstünde olsun. Hayatlarında başarılı olsunlar. Türklükten asla ve asla ayrılmasınlar. Olacak çocuklarına, torunlarına Türkçe ilim taksınlar.
Esenlikle kalın, hoşça kalın. Esenlikler, gecen kutlu olsun. Senin de oğlum. Evet, şimdi bitireyim yayını. Yavaştan. Şöyle koyayım. Ben kapanışımı yapayım. Yayınımız bitti. Bayağı da konuştuk. Umarım çok şeyi de konuştuk yani. Neden Türkiye ismini aldık? Göktürk diye bir devlet var mıydı? Bizim inancımızdaki yaratılış mitolojisi, çift başlı kartal, Karayim Türkleri ve Aleviler, ama Alici olmayan Aleviler, Lidyalıları konuştuk, Ermenileri, Türkmenleri konuştuk. Bayağı konuşmuşuz ya. Bayağı konuşmuşuz. Kapanışı yapayım. Kapanışı ben şu müzikle yapacağım. Bu sözlerinde diyor ki savaş müziği olarak geçiyor. Türkler hakkındaki savaş müziği bu. İçinde şöyle bir söz geçiyor. Çok uzak diyarlarda Türk adında insanlar var. Atımı oraya süreceğim ve onlarla savaşacağım, ama Türklerle savaşmak anlamında değil. Türklerle birlikte olup savaşacağım anlamında sözleri var. Kapanışı onunla yapacağım. O yüzden müzikten sonra canlı yayını bitiriyorum. Esenlikler diliyorum hepinize. Geceniz kutlu olsun. Çok fazla canlı yayın yapamıyorum. İsteyenler var ama dediğim gibi araştırdığım konular var. Karayim Türklerine gireceğim çok derin bir şekilde. Aleviliğe gireceğim. Derin bir şekilde. Hatta mesela şimdi üstünde çalıştığım bir şey daha var. Şu yobazların söylediği, bazı da Atatürk düşmanlarının mesela söylediği, beni Türk hekimlerine emanet edin diyen bir adam nasıl oluyor da kendini Yahudilere teslim ediyor diyorlar. Halbuki isimlerinden dolayı Yahudi olduğu düşünülen kişiler aslında Musevi oldukları için Yahudi olarak atfedildiler. Fakat Atatürk'ün ölümüne sebep olan, o kinini veren onlar değildi. O Musevi olan Türklerin dışında orada bir tane bir Musevi doktor gibi gözüken ama sarıklı, aslında hiç görülmeyen, o ismi de hiçbir yerde geçmeyen o doktor. Ben şimdi böyle söylüyorum. Bunu biraz da siz de araştırın böyle şeyleri. Ben zaten onu, bunun üzerine de konuşacağız. Ama siz de biraz araştırın benim dediğim şeyleri. Yani Karayim Türklerinin mesela özelliklerini araştırabilirsiniz. Bu yani herkesin öğrenmesi, araştırması gereken bir şey. Ben müziğimi çalayım, kapanışı yapayım. Hepiniz sağ olun, var olun dinlediğiniz için. Geceniz kutlu olsun, esenlikler. Ya Jesus, Turku zemi, Turku.
Duydunuz mu bilmiyorum ama Türkiye kelimesini duyan oldu mu? Turan Türkiye is kavmis. Duyan oldu mu? Tekrar çalayım mı? Turan hayali ile Turan ülküsüyle yaşayan Türkler. Türkiyeliler bu arada. Turan ülküsüyle yaşayan Türkiyeliler. Orası çok önemli. Esenlikler diliyorum. Geceniz kutlu olsun.